Hoş geldiniz. Şimdi sizlere dizi önereceğim. Hazır mısınız bakalım? Merhaba arkadaşlar, ben Taha. Bugün sizlere 10 dizi önerisinde bulunacağım. Hazır kış gelmiş, erkenden hava kararırken, koltukta ve battaniyenin altında geçirdiğimiz süre artmışken, gerçi benim hala koltuğum yok ama çok yakında olacak. Harika bir koltuk seçtim kendime. Sizin koltuğunuzda geçirdiğiniz vakit artmışken ben de sizlere 10 dizi önerisinde bulunmak istedim. Önereceğim 10 dizi de Bean Connect'te yer alıyor. Açıklamadaki linkten Bean Connect'e gidebilirsiniz. Eğer kayıtlı değilseniz 30 günlük ücretsiz denemesi var. Ondan faydalanabilirsiniz. Dizilerin yanında çok da güzel filmler yer alıyor benden söylemesi. İlk diziyle başlayalım. Bu listedeki son zamanlarda en severek izlediğim dizi His Dark Materials. Bakın, bundan yıllar önce, tam olarak 13 yıl önce sinemada bir film izlemiştim. Altın Pusula. Başrolünde Nicole Kidman oynuyordu ve çok sevmiştim filmi. Bir de öyle bir yerde bitiyordu ki tam böyle "heh, devamı gelecek" diyordunuz ve yıllarca beklememize rağmen devamı gelmedi. Nihayet o hikayeyi düzgün bir şekilde çok iyi bir diziyle izleyebiliyoruz. Dizi daha ilk sezonu yayınlanmadan ikinci sezon onayı aldı ve ikinci sezonu şu anda yeni yayınlandı. Hemen kısaca konusundan da bahsedeceğim. His Dark Materials, Philip Pullman'ın Türkçe'ye Karanlık Cevher serisi olarak çevrilen kitap serisinin uyarlaması. Hikayemiz büyünün hüküm sürdüğü bir dünyada geçiyor. İnsanlar cin adı verilen doğaüstü varlıklarla birlikte yaşıyorlar. Herkesin cini farklı bir hayvansal görünüme sahip. Ana karakterimiz Lyra bir yetim. Çocukluğunu bebekken bırakıldığı bir okulda geçiriyor. Uzun yıllar sonra amcasının kuzeyden dönmesi ve Lyra'nın öğrendiği sırlarla birlikte macerası başlıyor. Okul müdürü Lyra'ya bir pusula veriyor. Bir altın pusula. Aliometre denilen bu özel nesneyi anlayabilmek için binlerce sayfalık kitapları ezbere bilmek gerekiyor. Ama bazı insanlar pusulayı okuyabiliyor. Lyra da onlardan bir tanesi. Bu da onu bir düzine askerden daha değerli bir hale getiriyor. Ve Lyra kendini büyük bir maceranın ortasında buluyor. Dizinin oyuncu kadrosu oldukça iyi. Dizide Daphne Keane, canımız bebeğimiz Mr. Thomas'ımız James McAvoy, Lin-Manuel Miranda, Ruth Wilson yer alıyor. Bu arada Ruth Wilson Isabelle Huppert'e ne kadar benziyor değil mi? Yani bir tek ben benzetmiş olamam. Fantastik dizileri, filmleri ve hikayeleri seven birinin His Dark Materials sevmeyeceğine ihtimal vermiyorum. Geçen Tuğba ile konuştuk. O da yeni başlamış. O da çok severek izliyormuş. Ben ilk sezonu bitirdim. İkinci sezondayım şu anda. Çok keyifle izliyorum. Bu arada dizi HBO ve BBC yapımı. Yani kaliteli bir yapım oldu. HBO ise bitti. Müthiş. Müthiş. Bir de yetmezmiş gibi BBC var. HBO BBC ortak yapımı. Bu dizinin kötü olma ihtimali var mı? Sıradaki dizimiz Room 104. Oda 104 adlı dizi. Bu diziyi izlemeye karar verme sürecim bir saniye sürdü gerçekten. Dizinin açıklamasını okudum. Şu yazıyordu açıklamasında. Tek bir otel odası kaç farklı insanın hayatına tanıklık etmiş olabilir? Ben. Yani gerçekten benim için yaratılmış bir dizi. Oda 104 HBO yapımı bir dizi. Her bölümde aynı otel odasında geçmiş farklı hikayeleri anlatıyor. Her bölümün oyuncu kadrosu ve hikayesi farklı birbirinden. Yani aslında düşününce dizinin ana karakteri bir oda, otel odası. Dizide çok iyi fikirler de yer alıyor. Bölümlerden bir tanesi çizgi film mesela. Aynı otel odasında geçmiş bir çizgi filmi anlatıyor. Ben böyle fikirlere gerçekten çok düşüyorum. Diziyi çok sevdim. Size de tavsiye ediyorum. Yani dizi aslında tamamen şuradan çıkıyor. Hep şey deriz ya, şu duvarların dili olsa da ne gördü anlatsa bize. Tam olarak buradan çıkıyor dizi. Muhteşem bir dizi. Size de tavsiye ediyorum. Geldik bir diğer dizi önerisine. Eğer gençlik dizileri, filmleri izlemeyi, hikayeleri dinlemeyi seviyorsanız Euphoria size bir diğer önerim. Dizi bize günümüz gençlerin dertlerini, bağımlılıklarını, birbirleriyle olan ilişkilerini anlatıyor ve bunu anlatırken de birilerini ötekileştirmeden yapmayı çok iyi başarıyor. Dizide ana karakterimiz Zendaya'nın canlandırdığı Rue karakteri. Bu arada dizinin kadrosundaki oyuncular çok iyi. Tanınmamış oyuncular bile gerçekten çok iyi oynuyor. Rue 17 yaşında ve uyuşturucu bağımlısı bir genç. Rehabilitasyondan yeni çıkmış olsa da uyuşturucudan uzak durmaya pek niyeti yok. Rue'ya çocukken anksiyete, obsesif kompulsif bozukluk ve hiperaktivite teşhisi koyulmuş ve bu yüzden sürekli ilaç kullanıyor. Dizinin ilk bölümünde bu sürecin anlatıldığı bir kısım var. Gerçekten çok iyi işlenmiş. Dizi zaten karakter gelişimini çok iyi veriyor. Karakterleri size çok iyi tanıtıyor. Hikayelerini çok iyi geçiriyor ve bu sayede karakter gelişimini çok iyi kuruyor. Böyle olunca da ortaya çok kaliteli bir gençlik dizisi çıkıyor. Dizi zaten Emmy ödülü aldı. Hatta Zendaya en iyi
iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan en genç kadın oldu. Dizinin gelecek yeni bölümleri sadece Bean Connect'te olacak. Oradan takip edebilirsiniz. Sıradaki dizi önerisi hem bilim kurgu sevenlere hem komedi sevenlere geliyor. Moonbase 8. NASA çok yakında ay yüzeyinde ilk insanlı ay üssünü kurmaya hazırlanıyor. Ve bunun için de çeşitli eğitim merkezleri, çeşitli simülasyon merkezleri kurmuş. Bizim hikayemizde ay üssü 8'de geçiyor. Yakında ayda yaşayacak olan 4 astronot 6 ay aşkın süreden beri bu ay üstünde yaşıyor. Bir yandan NASA'nın kendilerine verdikleri görevleri yerine getirmeye çalışıyor. Bir yandan da dünyadayken ay hayatını tecrübe ediyorlar. Oldukça eğlenceli ve komik bir dizi. Dizinin bölümleri 25-30 dakika. Tam yemek yerken izlemelik dizi kategorisinde size de tavsiye ederim. Bir sonraki dizimiz The Good Place. Bunu aslında T Favoriler videosu zamanında önermiştim. Dizi o zaman yeni başlamıştı. Eleanor bir gün ölür ve kendini iyi tarafta bulur. Ama ortada büyük bir problem var. Hatta çok büyük bir problem. Eleanor aslında iyi biri değildir. Kötü biri ve iyi tarafa gitmemesi gerekiyor. Yaşananlara anlam veremez. Ortada bir yanlışlık olduğunu düşünür. Ama bozuntuya da vermez. İyi tarafta olmanın keyfini sürer. Ama kötü biri iyi tarafa ne kadar adapte olabilir? Dizi Eleanor'ın iyi tarafta yaşadıklarını konu alıyor. Dizinin oyuncu kadrosu çok iyi. Eleanor karakterini Kristen Bell canlandırıyor ve muhteşem bir oyuncu. Benim dizideki favori karakterim ise Janet. Eğer aranızda diziyi izleyenler varsa lütfen Janet'la ilgili yorumlarınızı aşağıya yazın. Dizi 4 sezondan oluşuyor ve tüm sezonları Bean Connect'te bulunuyor. Bir sonraki dizimiz yine bir HBO yapımı. Muhteşem kaliteli bir yapım. Industry. Londra'da oldukça prestijli bir bankada işe girmeye çalışan stajyerlerin hikayesini izliyoruz. Dizinin hemen başında bir sahne var. Tüm stajyerleri toplayıp bir konuşma yapıyorlar. Diyorlar ki etrafınıza, sağınıza, solunuza iyi bakın. Çünkü yarınızdan çoğu 6 ay sonra bu odada olmayacak. Biz bu beyaz yakalıların at yarışını Harper adlı genç bir kadının gözünden izliyoruz. Ve acımasız kurumsal dünyaya tanıklık ediyoruz. Dediğim gibi dizi bir HBO yapımı. İlk sezonu henüz yayınlandı. Oldukça kaliteli ve güzel yapım. Size de tavsiye ederim. Bilim kurgu önerdik, komedi önerdik, onu önerdik, bunu önerdik. Korku dizisi yok mu? Buyurun size bir de korku dizisi önerisi. House'un size bir diğer önerim. House'un Alman yapımı bir korku gerilim dizisi. 16 yaşındaki Yuri annesinin ölümünün ardından babasıyla birlikte şehirden uzakta bir binaya taşınıyor. Taşındıkları bina oldukça tenha ve köhne bir yer. Yuri'nin babası binada bina sorumlusu olarak çalışmaya başlıyor. Tek amacı oğluyla yeni bir düzen kurabilmek, yeni bir hayat kurabilmek. Ama çok geçmeden binanın duvarlarındaki lanet açığa çıkıyor. Ben dizinin atmosferini çok sevdim. Renkleri, soundtrackleri, sesleri çok gergindi. Hepsi birleşince bir de Almanca dizi. Almanca böyle kendinden kasvetli bir dil. Ihr habt verstanden, dass dieses Haus nicht einfach nur ein Gebäude ist, sondern etwas, mit dem wir alle verbunden sind. Bu ortamı, o atmosferi çok iyi yaratıyordu. Bina gerçekten çok ürpertici görünüyordu dizide. En azından fragmana mutlaka bakın, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Dizi 8 bölümden oluşuyor. Eğer korku, gerilim, gizem seviyorsanız mutlaka size tavsiye ediyorum. Çünkü bu türdeki diziler çok kolay bulunmuyor. Sıradaki dizimiz benim son zamanlarda en sevdiğim dizilerden bir tanesi. I Hate Suzy. 20 yıl önce katıldığı yarışmayla hayatı değişen Suzy kendini bir dünya starı olarak buluyor. Hatta o kadar ki Disney'in yeni çıkacak filminde prenses rolü kendisine teklif ediliyor. Hayatı, kariyeri, evliliği, her şey yolunda giderken olanlar oluyor ve Suzy'nin uygunsuz fotoğrafları internete sızdırılıyor. Ve biz dizide Suzy'nin sonraki süreçte yaşadıklarına tanık oluyoruz. Aslında internette sık sık rastladığımız bir olayı başka bir açıdan anlatıyor. Perde arkasından bize anlatıyor. Kimi zaman çok gergin, kimi zaman çok komik, kimi zaman çok mutsuz. Her bölümde farklı bir film tadı vererek sunuyor dizi bizi buna. Başrolde bulunan Billy Piper muhteşem bir oyuncu. Çok sevdim. I Hate Suzy benim son zamanlarda izleyip en sevdiğim dizilerden biri. Mutlaka size de tavsiye ediyorum. Bir diğer dizimiz 6 bölümlük bir mini dizi. HBO mini dizisi The Third Day. Dizi iki farklı yabancının farklı zamanlarda gizemli bir adaya yaptığı yolculuğu konu alıyor. İlk 3 bölümde Sam'in hikayesini, sonraki 3 bölümde Helen'ın hikayesini izliyoruz. Benim bu diziyi bu listeye eklememdeki en önemli sebepse Fantastik Canavarlar serisi
serisinde Albus Dumbledore'u canlandıran Jude Law'ın başrolde bulunması. Ama yetmezmiş gibi Fantastik Canavarlar serisinde Tina karakterini canlandıran Katherine Waterson da dizinin kadrosunda yer alıyor. Muhteşem bir tesadüf. Aynı seriden çok sevdiğimiz iki oyuncu dizide yer alıyor. Çekimleriyle, konusuyla muhteşem bir iş. 6 bölüm zaten. Evde battaniyenizin altına geçin. 6 bölümü hemen izleyin. Keyifli, güzel bir dizinin tadını çıkarın. Geldik listedeki 10. diziye. 9 tane yakın zamanlı güncel dizi ekledim. O yüzden listeye bir tane de eski dizi sıkıştırmak istedim. Yani dizinin çıktığı zaman düşünürsek üzerinden çok zaman geçti. O yüzden şu an birçok kişinin izlemediğine eminim. Heroes. Heroes benim izlediğim ilk yabancı dizilerden biriydi. O yüzden bende yeri çok ayrı. Hatta bakın bende bir tane kitabı bile var. Bekleyin. Bakın. Çok güzel. Böyle dizinin karakterlerinin hikayesinin tanıtıldığı bir kitap. İngiltere'deyken almıştım bunu ve ne kadar almıştım biliyor musunuz? 1 pound. 1. Sadece 1 pound. O zaman 7 pound, 7 liraya gelmişti yani. Hero süper güçleri olan ama süper kahraman olmayan, sizin benim gibi sıradan insanların hayatını anlatan bir dizi. Kimi zamanı bükebiliyor, kimi uçabiliyor, kimi şekil değiştiriyor, kimi ise ölmüyor. En sevdiğim güç benim şeydi, başkasının gücünü çalma. Muhteşem. Kopyalıyor o gücü kendine. Dizide kahraman olmayan kahramanlarımız yeni süper güçlerini keşfederken, kontrol almaya çalışırken, dahası anlamaya çalışırken kader onları bir araya getiriyor ve kendilerini türlü olayların içerisinde buluyorlar. Benim bile yerinden izleyesim geldi. Çok güzel bir diziydi. Size de mutlaka öneriyorum. Benim izlediğim ilk yabancı dizilerdendi. Bende yeri çok ayrı Heroes'un. Bu videoda sizlere 10 dizi önerisinde bulundum. Eğer arasında izledikleriniz varsa, izlemeye karar verdikleriniz varsa yorumlarınızı mutlaka açıklamalarda bekliyorum. Önerdiğim 10 dizide Bean Connect'te yer alıyor. Bean Connect'in linkini açıklamalara bıraktım. Dediğim gibi 30 günlük ücretsiz deneme süresi var. Eğer kayıtlı değilseniz onu kullanabilir ve ücretsiz denemeden faydalanabilirsiniz. İzlerseniz de yorumlarınızı bekliyorum, benimle paylaşın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.